Merhaba sevgili izleyenler. Gayrimenkule Yön Verenler programına hoş geldiniz. Bugün kentsel dönüşümü konuşacağız. Hepimizi yakından ilgilendiren bir konu. Türkiye'de 15 milyon yapı stoğu var. Ve bunun yarısı, yani 7,5 milyon yapı stoğunun yenilenmesi gerekiyor. Yani yeniden yıkılacak ve yapılacak kentsel dönüşüm kapsamında. Dolayısıyla hepimizi çok yakından ilgilendiren bir süreç. Biz de bugün bu konuyu masaya yatıracağız. Konuğum Müjdat Güler, Nova Holding Yönetim Kurulu Başkanı kendisi. Hoş geldiniz Müjdat Bey. Hoş bulduk Hatice Hanım. Kentsel dönüşümle, bugün kentsel dönüşüm üzerine uzun uzun konuşacağız sizle beraber. Tabii yasa çıkalı 5 yıl oldu. 2012 yılında çıkmıştı yasa, biliyorsunuz. 5 yılda iyi bir zaman aslında. O günden bugüne nasıl bir süreç geçti sizce? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci kentsel dönüşüm anlamında? 5 yıl önce bu yasa çıkarken, 6306 sayılı yasa, deprem endişesiyle hemen depreme tabi, yıkılma riski olan 7,5 milyon adet ev var. Bunların hemen kentsel dönüşüme dönüştürelim dendi. Fakat bunun gerek kadrosu, gerek hukuki altyapısı, gerekse bunun franchise ofisleri, bunun medyası, bunun bakanlıktaki kadrolarının bir anda oluşmasını beklemek imkansızdır. Tabii ki bu kervan yolda düzülür denerek başlandı. Hak sahibine imar artışı vererek nasıl bu insanları zengin ederiz? Hazine arazilerine ve orman arazilerini bir yerde ele geçirmiş insanları nasıl zengin ederiz mantalitesiyle oluştu. Şimdi bugün açıklanacak Cumhurbaşkanı'nın şeyleriyle bu anlayış tamamen yerini ayrı bir şeye gidildi. Yani örneğin kentsel dönüşüme tabi olan bir yer vardır, Fikirtepe. Fikirtepe projesinde biz çok şeyler kazandık. En azından dünyanın en büyük projesi bu. Bu proje lokal bir proje değildir. Biz bu projeyi aynı zamanda bankamızla, yüklenicimizle, devletimizle, şehir plancımızla, mimarıyla bunu Afrika'ya, Hindistan'a, Çin'e satabileceğimiz bir dış ticaret ürünüdür kentsel dönüşüm. Bu açıdan 5 yıl içerisinde önemli kazanımlar oldu. Hatalar yok mu? Var. Fakat bizim bugün isterseniz hataları konuşmak değil de ileriye yönelik doğru şeyleri nasıl yapacağız onları konuşalım. Evet, ama önemli bir şey söylediniz tabii. Şimdi yasa 2012'de çıktı, ben kentsel dönüşüm diye başladım. Çünkü kentsel dönüşüm kavramı daha çok sokaktaki işte halkımızın da bildiği ve bizim de kısaca tabir ettiğimiz. Ama yasanın asıl çıkma amacı ve asıl yasanın adı 6306 sayılı afet yasası. Dediğiniz gibi daha çok depremi merkez alarak, yani depremden eskiyen binalarımızı, yıpranan yapıları ve insanımızın can güvenliğini merkez alarak yapılmış bir yasaydı. Dediğiniz gibi işte bir süreç başladı ama nereye gidiyoruz kısmında güzel şeyler oldu ama daha hala yolun başındayız gibi geliyor bana. Peki şunu sorayım ben size. Siz kentsel dönüşüm dendiği zaman aslında sokaktaki insan farklı şeyler algılıyor. Yani bugün mikrofonu tuttuğumuzda dışarıdaki insana siz ne anlıyorsunuz dediğinde çok daha farklı şeyler anlatıyor. Ne düşünüyorsunuz, ne anlatıyorlar? Siz çünkü içerisindesiniz, birebir evet. Onlarla görüşüyorsunuz biliyorum. Biz sokaktaki insan esasında önce bunların bir hak sahipleri, ofisleri kurmadan biz bunları çantacı dediğimiz insanlarla muhatap ettik. Bunlar ellerinde Noel Baba gibi insanlara hep vaat. Yani bir dairene iki daire veririm, şu kadar kira yardım veririm, bu kadar taşınma veririm. Yani bunu sanki Noel Baba gibi anladı hak sahiplerimiz. Yani Noel Baba derken işte yani devlet Noel Baba, ekse. Devlet Baba bize fazlasından bir şey verecek, bizim evlerimiz yenilenecek. Burada bir zihinsel devrimi getirmedi. Zihinsel devrim demek, yani bu şehirleri yeşil, yaşanabilir, dijital dönüşümün bir parçası olan bu kentsel dönüşüme yabancı sermayeyi getirip bunları aynı zamanda yabancılara satacak bir uygulamalar yapmak yerine herkes, yerel belediye, o günkü yönetimler, devlet, o günkü anlayışlar, herkes hep beraber tek bir şey yaptılar. Biz buranın imarını nasıl artırırız? Biz burada nasıl bu ortak ulufeyi bölüşürüz? Bugüne kadar 5 yıl böyle oldu. Yani dikey bir kentsel dönüşüm diyelim. Bunlar basit kelimeler tabii ki. Şimdi yatay konuşuruz ama bu yatay demek kadar çözülecek bir şey değil. Bu bir uluslararası dünyanın en büyük projesidir. Bu içerinin bir projesi değildir.
Bunu bizim mimarımızla, şehir plancımızla, üstüne basa basa söylüyorum, bu bir muazzam bir dış ticaret ürünüdür. Dünyanın hani bazıları var, inşaatta kalkınmaz, inşaatta kalkınmaz deniyor ya. Bugün biz 15 milyar dolar inşaat malzemesi ürünü ihraç eden, 25 milyar dolar yurt dışında yabancı müteahhitlik geliri elde eden, 5 milyar dolar yabancıya mal satan bir ürünüzdür. Bu ürün kentsel dönüşüm bunun bir ayrılmaz bir parçasıdır. Dünyanın en büyük projesidir. Biz bu dünyanın en büyük projesine insanlara imara attıralım, mevcut yerde ev verelim, komünist bloklarını yapalım. Şehir, mehir, insan, psikoloji bunun yolu var mıdır? Yok mudur? Biz bunu, bunun eğitim altyapısı var mıdır? Bunu hastanelerle entegre midir? Yani Türkiye'de şöyle bir şey vardır. Biz yıllardır beri Asya'da yaşar, Avrupa'da çalışırız. Bu kadar altına dört tane, iki tane, bir tane kanal ya Avrasya yaptık, bir Marmara yaptık, üç köprü yaptık. Bunu yaparken hiç düşünmeyiz ki ya kardeşim biz ne yapıyoruz? Biz neden insanımızı Asya'da yaşayıp Asya'da çalıştırmıyoruz? Bugün bir sanal dijital alemde biz dünyada şu anda en fazla %50 ofis boşluğu olan dünyadaki tek ülke biziz. Barbar bağırıyor istatistikler. Dün açıklanan istatistiklerde dünyada en fazla ofis açığı olan ülke biziz. Peki ben biraz toparlayarak gidelim konu çok şey yapmadan. Bir kere kentsel dönüşüm tam anlaşılamadı anladığım kadarıyla. Anlatamadık. Vatandaş da tam anlamadı diyebilir miyiz? Vatandaş anlamadı çünkü bunun kentsel dönüşümün TV'si yok, dergisi yok. Kentsel dönüşümün muntazam toplantıları yok. Hep üst düzey toplantılar yapılıyor. Halbuki bunun mesela Faruk Göksu var, buradan kendisine saygılarımı yolluyorum. Mesela insanla ilgili çok önemli, yani insan ögesini alan bir arkadaşımız. Şehircilik plancısı, yani insan çok önemli. Kentsel dönüşüm ofislerinde psikolog önemli. Çünkü bir insanı diyorsunuz ki yerinden gidecek, çıkacaksın, sana bir şey vereceğiz. O insanın düştüğü psikolojiler hiç önemsenmedi. Bunlar çok çok önemli. Bu büyük bir hadise. Fakat biz bunu anlatamadık. Halkın anlamaması demek yerine biz anlamadık. Bir de bunu yozlaştırdık. Halka çantacılar muhatap oldu. Esasında kentsel dönüşüm yasasıyla beraber bunun ofisleri, hak ediş ofisleri kurulup bunun ihtisaslı, bunun üniversitelerde bile bunun belli şekilde eğitimleri verilip, bunun kısa vadeli eğitimleri verilip bunun insanı yetiştirilmesi lazım. Evet. Ya vatandaş da aslında bu anlamda bilgiye tam olarak, sağlıklı bilgiye erişme noktasında bence problem yaşadı. Nereden alacak sağlıklı bilgiyi? Daha çok kapısına giden ya da işte anlaşma yapmak isteyen müteahhitlerle ya da dediğiniz gibi birçok yerde çantacılarla muhatap oldu. Öyle değil mi? Çok doğru. Ama böyle bir şeyde siz devlet olarak yasayı çıkartırken bunun altyapısını kurmazsanız vatandaşı çantacıyla muhatap olur. Bugün bile yarın sabah ilk yapacağımız şey hak sahipleri ofislerinde yeterlilik belgeleri kullanarak Avrupa uyum yasalarıyla beraber emlakçılar çıkıyor. Bizim hak sahipleri ofislerinde bir emlakçı, bir hukukçu, bir şehir plancısı olmalı ki bu çeşit ehil firmalara yeterlilik belgesi verilmeli ki bunlar insanlarla doğru konuşsun ve bunlar sorumlu olsun. Devletle ilişkiyi bunlar götürsün. Bunların bir cezai yaptırımı olsun. Bunun hapishanesi olsun. Yani insanlara yalan söyleyenlere hapishane atın. Bizim Türkiye'de yalan söyleyenin yanında kalıyor. Bir de milyarder oluyor. Ne garip değil mi? Evet, hediye gibi. Hediye gibi oluyor. Evet efendim. Yalan söyleyeni. Tabii yine eleştirilerden bir tanesi. Ben bunu da çok önemsiyorum. Çünkü özellikle bazı bölgelerde, örneğin Fikirtepe'de bana çok geldi bu tarz şeyler. Müteahhitlerle kat maliklerin ya da hak sahiplerinin yaptığı sözleşmeler bile birbirinden farklı. Yani tam anlamıyla müteahhidi koruyan, yerine göre işte vatandaşı şey yapan, korumayan bir takım hükümler oldu. Ya da tam tersi de anlaşmalar yapılabildi. Biliyorsunuz vatandaş çünkü yasayı en başta şöyle anladı. Bir verip iki daire almak. Böyle yaklaştı. Bu da aslında biraz süreci sıkıntıya sokan sebeplerden biri diye düşünüyorum. Öyle doğrudur. Ama Fikirtepe'de bakanımız, genel müdürümüz, şu andaki hukukçularımız ve oradaki Fikirtepe Derneği ve özellikle bir iki müteahhitimiz, bunlar tarihe geçecek adamlardır. Bunlar oturdular. Aralarında orada muazzam bir know-how yaratıldı.
Fikirtepe know-how'u muazzam bir şeydir. Yeniden bir şey keşfetmeye lüzum yok. Fikirtepe'de gayet güzel başarılar elde ettik. Fikirtepe'nin geçmişi de bu hükümet zamanında yapılmış hatadır. Bakan değişikliğiyle, uygulama değişikliğiyle esnaf bir yerel yönetimden gelen bir bakanın, eski Kayseri Belediye Başkanı, esnaf çocuğu tüccar mantığıyla bakarak oradaki getirdiği çözüm de önemlidir. Kiptaş çok önemlidir. TOKİ önemlidir. Bunlar hakikaten Türkiye'de bir know-how oluştu. İnsanlar önce bu know-how'un oluştuğunu takdir edecek. Hataları çok mu? Anormal hata var. Biz kazanımları bir kere kıymet olarak ele alıp hataları çözmek yoluna gitmeliyiz. Evet. Şimdi tabii ki kentsel dönüşümde en fazla konuşulan konulardan bir tanesi finansman. Tabii finansmanın birkaç ayağı var aslında. Bunu işte bina bazında, yerinde dönüşümde de bir takım işte hak mal sahiplerine baktığımız zaman, biliyorsunuz imarı yeterli olmayan yerlerde bu insanlar evlerini nasıl yapacaklar? Çünkü eğer müteahhit, yani ticari anlamda bir kar elde edemiyorsa, imar müsait değilse yapmak istemiyor. Peki bu insanlarımız burada bu şekilde oturmaya devam edecek. Nasıl dönüştüreceğiz onu? Diğer taraftan yine biliyorsunuz daha fazla imar verip, daha fazla ev yapıp o şekilde finanse etmeye çalışan bir enteresan bir model var. Nereye gidiyoruz? Yani nasıl finanse edeceğiz bunu? Şimdi bir kere dünyada konut finansmanında 5 tane unsur kullanılır. Birincisi toplanan mevduatların, dünyada toplanan mevduatların belli kısmı yasalarla konut kredisine verilecek diye yasalar vardır. Bizde böyle bir yasa yok. Bizde devlet konut kredisine pay ayırmıyor, muzam mevduatları kendisinde tutuyor, mevduatları başka şekilde kullandırtırıyor. Konut finansmanına diyor ki satın yapın. Ben satış yapmada denetlemem diyor. Müteahhit sizi dolandırırsa da karışmam diyor. Bu ya, vatandaşı yalnız bırakıyor aslında. Yalnız bırakıyor. Diyor ki ben satın yapın. Benim klasik kullandığım bir laf var. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Şimdi burada devlet, sorumlu devlet şudur. Bir kere uluslararası standartlarda dünyada konut sektörü 5 türlü kredilendiriyor. Bir tanesi proje kredilendirilmesi dediğimiz. Yani müteahhit, kredibilitesi olan müteahhit, buradaki gibi 500 bin müteahhit değil. Amerika'da toplam üretimin %90'ını 100 müteahhit mi yapıyor? Müteahhit credible, kendisinin büyük itibarı var, bilançosu var, kasasında parası var. Gidiyor bankaya. Bankadan önce proje kredisi alıyor. Almış olduğu proje kredisiyle satın alanlar buraya belli bir avans yatırılıyor. O paralar eskrova hesapta tutuluyor. Yani tutucu hesap diyelim, Türkçe konuşalım. Ve sonunda biten gayrimenkulü iskanı alınmış, sigortası yaptırılmış, değerleme raporu tamamlanmış bir gayrimenkul alıyor. Vatandaşın güven hadisesi çözüldüğü için satın alma güveni alıyor. O yüzden dünyada insanlar gayrimenkul satmada zorluk çekmiyor o kadar. İkinci dediğimiz yol bu yatırım fonlarının, yani bu gayrimenkul yatırım ortaklıkları kanalıyla borsadan para toplanır. Üçüncüsü gayrimenkul yatırım fonu dediğimiz bitmiş binaları satarsanız toplanır. Türkiye'de bunların ikisi de var. Birincisi gayrimenkul yatırım ortaklığı istismar edilmiş. Halk güvenmiyor, para yatırmıyor. İstismar, evet, şimdi onu soracaktım. İstismar edilmiş, yatırmıyor. Gayrimenkul yatırım fonlarında biz bunu dışarıdan getirirken dedik ki aman kardeşim burada hile hurda olmasın. Bunu lütfen bitmiş binayı uygulayın. Bunu da bitmemiş binayı uyguladılar. Piyasa oyuncusu çıkmadığı için ortaya, onu da ağzına gözüne bulaştırdılar. Bunlar iyi malları. Şimdi crowdfunding getiriyoruz. Crowdfunding de 3 gün sonra onu da ağzına gözüne bulaştırdılar. Yasa çıkartmak önemli değildir. Yasaların denetimlerini yapmazsanız, yasalar kadük doğar ve işlemez. Siz bir kere önce bu gayrimenkul olayı kentsel dönüşümde de, siz bu gayrimenkul sektörünü zihniyet devrimiyle saydam yapıp bu işin ehil bir
emlakçılarıyla hakiki dünya morguç yasasına girerek gayrimenkulün üretiminin finansmanı başkadır. Gayrimenkulü alan kişinin finansmanı başkadır. Dünyanın her yerinde 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl kira ödermiş gibi morguçlar vardır. Bunu sağlayan morguç sistemi esasında ülkenin kendi kaynakları değil, dünyadaki fonların gayrimenkul sektörüne getirilmesidir. Bugün Almanya bunlarla döner, Amerika bunlarla döner. Bizim Türkiye'de kredi notumuzun, iki kredi notumuzun da yatırım yapılabilir ülke seviyesinin altında olması, fonların gelmesini engellese de bunun getirilmenin yolları var. Fakat bunu bizim Türkiye istemezlik gibi, ne saydamlık isteniyor, ne gayrimenkulde gayrimenkul ürününe tek fiyat uygulamasına geçiriliyor. İnsanları iç piyasada birbirimizi dolandıralım, affedersiniz, satyapla bu projeleri döndürelim. Kentsel dönüşüm satyapla dönmez. Şimdi bireysel emeklilik diye bir şey getirdik. Normalde dünyada bu bireysel emekliliğin %50'si gayrimenkule gitmesi lazım. Çünkü emeklilik en değerli şey gayrimenkul. Evet. Ve bunu bitmiş ürünlerden alması lazım. Türkiye'de bu %10 çıktı. Bunu %50'ye çıkarak, bireysel emeklilikleri daha mecbur yaparak bunu döner sermaye haline getirebiliriz. Bizim Türkiye'de de istenirse akıllı bir planla kentsel dönüşümün döner sermayesi sağlanabilir. Ama bu Türk ekonomisine büyük zarar verir. Mevcut elde ettiğimiz kaynakları sanayi sektörüne verip dışarıdaki kaynakları konut sektörüne vermemiz lazım. Konut sektörü 24 ay uzun vadeli bir şeydir. Sanayi öyle değildir. Sanayi, en kötü sanayi 12 kere döner. Konut sektöründe 24 ayda bir kere dönmek değil de toprağa gömülü paradır. Ben demiyorum ki konut sektörüyle kalkınma olmaz. Olur. Ama sürdürülebilir olmaz. Sürdürülebilir kalkınma ancak ve ancak neyle sağlanır? Sanayiyle, dijital teknolojiyle katma değerli ürün üretmekle sağlanır. Siz bu katma değerli ürünü kentsel dönüşümde morguç yasalarına girip ikincil kağıtlarla, fonlarla bunu fonlamalısınız. İnsanınıza da ucuz faizle 30 yıl vadeli satmalısınız. Bu 10 yıl bizde insanımız neden 6.000 lira morguçu, yani konut kredisi ödediği yerde 2.000 lira kirada oturuyor? Bizim insanımıza 2.000 lira, 4.000 lira bu sefer satın alma gücü azalıyor. Piyasa kısır bir döngüye gidiyor. Kapalı çarşıda bütün dükkanlar kapalı, Beyoğlu kapalı, Nişantaşı kapalı. Üç türlü endişe yarattı kentsel dönüşüm ve bu konut sektörü. Bir, insanlar ev taksitlerini ödeyeceğim diye alışveriş yapmıyor. Taksiciler 3 gün sonra sıkıntıya girer. Seyahat de etmiyor, seyahat sektörü sıkıntıya girer. Satın alma gücü de sorunlar olabilir. Evet. Şimdi, efendim. Şimdi ben yine toparlıyorum. Finansman, evet, finanse edilebilir ama eksiklerimiz var dediniz. Dışarıdan fon getirebiliriz. Henüz daha getirilmiş bir fon yok. Türkiye'ye yatırım yapacak bir fon gelirse bu işi çözebilir. Yok demek yanlış olur. Bayağı var. Var. O zaman evet. Yeterli değil diyelim. Yeterli değil. Çünkü istenmiyor. İstenirse daha çok fazla getirilir. Evet. İkincisi, dediniz ki yine nasıl finanse ederiz noktasında biz işte emeklilik fonlarından faydalanabiliriz. Doğru mu? Doğru. İşte düşük faizli morgıcı biraz daha geliştirip işte dünya uluslararası standartlara taşırsak, eğer çok daha düşük faizle uzun vadeli bir takım finanse edecek yöntemler bulabiliriz dediniz. Benim anladığım birkaç tane... Tabii, özellikle şunu söyleyeyim. Devamlı olarak bankaların üzerine geliyor, yerli bankaların. Yerli bankalar Hatice Hanım'ın vadesiz aldığı mevduatı Müjdat'a 10 yıl vadeli satıyor. Bunun içine risk katıyor, bilmem ne katıyor. Faiz ona göre böyle. Banka %15 ile faizle para alırken biz bankaya diyoruz ki konut kredisine git bunu %10'la ver. Bu 5'i kim ödeyecek? Yani şimdi, mevduat faizi %15, biz siyasi otorite diyor ki bankalara faizler aşağı çekin. Ya böyle bir şey olmaz. Faizi teşekkül ettiren arz taleptir, maliyettir, zaten risktir. Biraz da aslında şu anda hani satışların biraz durgun olduğundan bahsediyoruz ya. İnsanlar biraz bekliyor işte konut
alalım mı almayalım mı? Aslında çok ciddi bir ihtiyaç var, ihtiyaç devam ediyor. Ancak bir şekilde arz ve talebi bir şekilde bir noktada dengeye getiremiyoruz şu anda. Öyle bir sıkıntımız var. Bu noktada tabii ki faizler devreye giriyor mu? Giriyor. Çünkü dediğiniz gibi mevduat faizleri çok yüksek, %15'lerde. Parası olan için mevduata koymak çok daha mantıklı gibi görünüyor. Ha tabii bu kısa vade için. Ben buna da katılmıyorum. Çünkü gayrimenkul gerçekten uzun vadede, orta ve uzun vadede kesinlikle Türkiye'de kazandıracak bir ürün olarak düşünüyorum açıkçası. Peki şunu soracağım ben size. Yine baktığınız zaman Türk insanı gayrimenkulü seviyor. Konut ihtiyacı var. Evlenenler, boşananlar, çocuklarını evlendirenler, işte öğrenciler vesaire, yatırım veya işte oturum amacıyla hiç fark etmez. Ancak satışların yavaş gitmesini de göz önünde bulundurursak şu dönem, Türk insanının satın alma gücünde bir sorun mu var? Yani biz, çünkü fiyatlar çok yüksek mi? Size soracağım. Fiyatlar yüksek mi? Bu nedenle mi alım olmuyor? Yoksa insanlar, çünkü konuşuyoruz, cebimizde bu kadar para var. Biz bu parayla bu evleri nasıl alacağız diyorlar. İşte 1 milyona ev satıyor örneğin. Şimdi gayrimenkulde esasına bakarsanız ürün satılmıyor demek şöyle yanlış olabilir. İstatistiklere bakarsak birinci elde de ikinci elde de satışlar artıyor. Doğru mu? Ben istatistiklerden konuşuyorum. Yani piyasadaki şey versen, piyasada şu anda insanımız talepkar. Ürünü almak istiyor. Talepte hiçbir azalma yok. Talebin dört tane sorunu var şu anda. Bir, güvenmiyor. Neye güvenmiyor? Gayrimenkul sektöründe bu binalar bitmez diye gayrimenkul sektöründe Türk sektörünün en iyileri kendi galesine gol atıp, efendim bu binalar bitmez, iflaslar olacak dendiği gün halk kulağını buna veriyor. Bu çok büyük bir hatadır. Yani arada ya, bu tarz söylemler de etkili oluyor diyorsunuz. Çok, kesinlikle %100. Bir kere gayrimenkul sektöründe bilen bilmeyen balon var diyor. Sektör batıyor diyor. Ve bunlar insanların alımlarını geciktiriyor. Siyasal istikrarsızlık geciktiriyor. Orta Doğu'daki problemler gayrimenkul alımını yurt dışına yönlendirdi insanları. İnsanlar İspanya'dan, Amerika'dan, Batı Avrupa'dan, Doğu Avrupa'dan, Yunanistan'dan bile mal alıyor. Fakat bu insanlar kendi ülkesinde şöyle bir moral bozukluğu var. Siyasal istikrarsızlık ve güvensizlik, her sabah televizyonlarda yeni bir olay, konut sektöründen insanları kaçırmamız için başlı başına bir olaydır. Konutta insanlar siyasi istikrar ve güveni alır. Biz konut satmak istiyorsak önce güven hadisesini getireceğiz. Güven sadece ekonomik güven değil. Biz bugün 15 bin adam var gayrimenkulde mağdur. Bu insanların neden sorunları doğduğunu biliyoruz. Devlet bu konuda hiçbir adım atmıyor. Bugün ben konut aldım, bana teslim edilmiyor diyen insanların sorunlarını çözmeden diğer müşteriyi kaçırıyorsun. Bir de gayrimenkulün satın alınmasındaki en önemli sorun üretici. Bakın, toplu konut ve emlak konut diyelim, işte onların müteahhitleri çok akıllı yapıyor. 2019'a kadar ödeme yapmayın. Fakat bunu yaptırabilen bir sermaye var. Nedir? Türkiye'nin %8-9'undaki üreticiler için emlak konut için bir sorun yok ki. Ne diyor? 2019'da öde diyor. Gel diyor, ben sana güven veririm. Bak, rakiplerde güven yok. Bu güveni bütün pazara yaymamız lazım. Bu pazar tek başına emlak konutun olayı değil. Haksız rekabet oluyor. Bunu yasalar sağlasın. Türk insanı sistemden gayrimenkul alsın. Türk insanını müteahhitin eline teslim etmeyelim. Proje kredisiyle ürün satalım. Sat yaptan yavaş yavaş vazgeçelim. İnsanlarımız devlet bu aldığınız gayrimenkul benim güvencem altındadır desin. Tapu sigortasına geçelim. Bunu sağladığımız gün göreceksiniz. İkincil kağıtlar dediğimiz morgaca geç, Türkiye'de gayrimenkul satmak olayı konu bile olmaz. 600 bin tane evlenenin, 125 bin tane boşananın bir olduğu bir ülkede 500 bin konut satmasının sorun olmaz. Kentsel dönüşümle bir 500 bin üretim getirecek. Onu biraz sonraki sorularınızda görüşeceğiz. Biz sistematik devrimleri yapmadan, böyle küçük sinekleri konuşarak hiçbir şey halledemeyiz. Çünkü gayya kuyusu bir proje var. Dünyanın en büyük projesinde Alaturka yönetim, Alaturka morgaç, Alaturka emlak sistemiyle biz bunu yönetemeyiz. Ne olur? İspanya durumuna düşeriz.
İspanya fazla üretti battı. Amerika fazla üretti battı. Bu ürettiğim fazlalık şu anda Türkiye'de konuşulması gereken en önemli bir şey var ki. Ya biz konut sektöründe %50 fazla boş yer var. Ofis sektöründe. Eksik mi var? %50 boş yer var. Hala yapıyoruz. Konutçular böyle değil. Konutçulara bakın. Satışlar artarken gerek ruhsat sayısı azalıyor. İnşaat ruhsatı sayısı azaldıysa bunlar bunu gördü. Yeni ruhsat almıyor. Yeni ruhsat almaması dengeler olayı. Göreceksiniz yarın ileride %70 kentsel dönüşüm üretimi olacak. %30 başka üretim olacak. Piyasa bunları dengeler. Piyasalar kendi kendini dengeler. Sizin öyle yasalar, yaptırımlar yapmanıza lüzum yok. Siz denetimi sağlayın, sistemi kurun, insanları kurtların eline teslim etmeyin. Evet. Evet. Vatandaşın güveneceği bir sistemde evini teslim almayı gördüğü, güvendiği bir sistemde diyorsunuz ki zaten ihtiyaç var, zaten alır. Ama burada yine mortgage dedik ya, şöyle bir şey var işte, kira öder gibi ev sahibi olmak. Biz aslında mortgage yasası diyoruz ama hani mortgage bizim anladığımız uluslararası bir mortgage yasası değil. Çok ciddi faiz oranları yüksek, işte %1'in üzerinde şu anda. Dolayısıyla kira öder gibi bir ev sahibi olma olayımız yok aslında. Olur. Olur ama şu anda var mı? Şu anda yok. Şu anda yok. Biz normal global sistemlere geçersek benim anlattığım, otomatikman yurt dışından ucuz kaynaklı fon alırız. Bizim bir konutun üretiminde en önemli 4 tane ham madde vardır. Birincisi arsadır. İkincisi inşaat malzemesidir. Anlatabiliyor muyum? Üçüncüsü o paradır. Faizdir. Dördüncüsü süredir. Biz Türkiye'de teknolojiyi sokmadığımız için babadan kalma. 36 ayda mı biter diyoruz. Şimdi en birincisi. Şimdi onu sizle hep muhabbetini yaparız, evet. Ya Müjdat Bey. Onu soracağım size. Maliyetleri düşürmek mümkün mü? Çünkü bu dört unsurdan düşüyor. Sadece bu faiz değil. Faizi dışarıdan getirmezsen şu anda bankaların verdiği faiz ideal faizdir. Pahalı değildir. Bu maliyetle para topluyorsan ve topladığın paranın kaynağı sadece mevduat oluyorsa bunun başka çaresi yok. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Şimdi. Peki arsayı nasıl çözeceğiz? Arsayı arsa Türkiye'de örneğin İstanbul'da %65'i İstanbul'un orman. Biz %65 bir şehre göre ormanı en bol olan şehir biziz. %65. Bu şehrin içinde olması gereken orman yok. Şehrin dışında orman çok. Bu hayati bir karar vermeliyiz. Biz şehrin dışındaki ormanı %50'ye düşürüp şehrin içindeki taş yığınlarına o %15'i yapmamız lazım. Yani biz makro anlamda biz plansızız. O kadar plansız ki bugün İstanbul'da sokaktaki herkese sorarsan İstanbul'daki yeşil oran nedir desen yok. Herkes %3 yok der. Yok. Halbuki %65. İstanbul'un haritasına bakan herkes İstanbul'da yeşilin %65 olduğunu görür. Ama şehir dışında belli yerlerde. Şehir dışında ama şehir orası şimdi görünmüyor. Şehir şu anda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 3. Havaalanı'yla şehir zaten oralara geldi. Biz orada akılcı bir anlamda %5 imar vererek yataya geçeceğiz. Şehri oralara taşıyacağız. Üniversitesini oraya kuracağız. Hastanesini oraya kuracağız. Eğitim kurularını, iş alanını oraya getireceğiz. Teknoloji şehirlerini oraya getireceğiz. Otomatikman şehirler oraya gideceğiz. Şehrin içerisinde kentsel dönüşümde yaptığımız yerlere bina yapmayacağız. Onları da yeşil alan yapacağız. Bu nihai böyle bir karar vermeden biz meselelerimizi böyle kendi eksenimizde yani böyle alaturka çözmeye çalışırsak bu olmaz. Önce zihinsel dönüşüm yapmamız lazım. Sistemsel dönüşüm yapmamız lazım. Bu kentsel dönüşümü getirecek. Bizim kentsel dönüşüm denince anlaşılan şey yak binayı yap üstüne bina. Bu böyle bir zihniyet değil. Bu böyle bir şey olamaz. Evet, evet efendim. Peki. Tabii ki şey diyeceğim. Yabancı sermaye diyeceğim size. Çünkü yine kentsel dönüşümü fonlarken ihtiyacımız olan finansmanı da yine yabancı yatırımcıdan sağlıyoruz. Öyle değil mi? Yani biz bu yabancı yatırımcıyı, yabancı sermayeyi kentsel dönüşüme nasıl sokacağız? Nasıl yapacağız bunu? Efendim ben arkadaşlarımıza, insanımıza, dinleyenlere şunu söyleyeyim. Dünyada 78 trilyon dolar bir ekonomi var dünyada. 7-10'da 6 milyar insan var.
Türkiye bu kadar büyük gürültüler, patırtılar gördüğünüz ülke 800 milyar dolar bir gayri safi milli hasılası var. 800 milyar dolar gayri safi milli hasılası var. Ve hani bu ülkede bir kere para yok. Devlette para yok. Özel sektörde para yok. Halkta para yok. Şimdi yabancı sermayesiz bizim bunları çözebilme imkanımız yok. Ha bize yabancı sermaye gelmiyor mu? Geliyor. Bu 15 yılda muazzam para geldi mi? Geldi. Muazzam özelleştirmeler yapıldı mı? Yapıldı. Ama kısır döngü bak dış borcumuz da çok artıyor. Dış ticaret açığımız eskiden ihracatın dış ticareti karşılama oranı %73 için 50'ye düştü. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi yabancı sermayeyi getirebilmek bir zihniyet devrimidir. Örneğin bu kentsel dönüşüme önce yabancı 500'ü getireceksin. 500 ne demek? Yani şehir plancılarını getireceksin. Bizim şehir plancılarımız var ama bizim şehircilerin emir eri. Şunu yap diyorlar, bunu yap. Onu diyen adam şehir plancısı hiçbir şey anlamayan adam. Şehir plancısını yöneten adam şehir plancısı nedir hiç bilmiyor. İnşaat şirketlerinde bugün yöneten adamlar hayatında bir tavuk kümesi yapmamış. Adam tekstilci bilmem neci tesadüfen devlet sayesinde ilişkiler sayesinde adam müteahhit diye çıkıyor ortaya. Ya kardeşim sen nereden anlarsın müteahhitlik? Bu müteahhitlik 30 sene yaptım ben daha işi öğrenemedim. Şimdi kızacaklar bize. Ha 45 sene kızsın ya ne demekmiş yani. 45 sene uluslararası şeyde bu insanlara anlatabilmek de mümkün değil. Neden? Adamın anlayabilmesi için bir seviyesi olması lazım. O seviye yok. Evet. Yani Türkiye'de eskiden bize gelirlerdi. Fabrikada adamın birisi bize anlatırdı bir müdür. Biz anlamazdık. Bu eski köye yeni adet getiriyor derdik. Sonra ben 20-25 sene yurt dışında yaşayıp şunu anlattım. Ya adam bize doğrusunu söyleyeyim. Bizim onu anlayacak kapasitemiz yokmuş. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi dünyada yabancı sermayeyi herkes getiriyor. Amerika 150 milyar son tüketiciye gayrimenkul satıyor. Amerika nedir ya? Uzak. Uzak. Adam aman ülkesine gelmeyin diye herkesi zorluyor. Türkiye öyle değil ya. Kapıyı aç içeri gir 3 milyon adam var içeride Suriyeli. Anlatabiliyor muyum? Biz kesinlikle yabancı sermaye dünya bugün Golden vizalar satıyor. Amerika EB-5'ler satılıyor. Biz vatandaşlık yasası çıkartıyoruz zorlamayla. Vatandaşlık yasasını dünya standartlarının en yükseğinde 1 milyon dolara çıkartıyoruz. Sattığımız adamlara da şu anda yönetmelik çıkmadığı için vatandaşlık veremiyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Evet, oraya gelecektim. Siz kendiniz zaten direkt şey yaptınız, vatandaşlık ve mütekabiliyet yasasıyla birleştirmiş oldunuz. Hayır, birleştirmedik. Peki, sorunuzu daha, sorun da evet, birleştirelim. Peki, birleştirelim buyurun. Nasıl birleştireceğiz kentsel dönüşümle? Kentsel dönüşümün en büyük finansmanı vatandaşlık ve mütekabiliyet yasasından geçiyor. Bu öyle kolay geçer ki, bunu daha yaparken, biz planları planlarken, bunları hangi yabancılara satacağız diye yabancılar için özel alanlar yapacağız. Şimdi yabancı Bey, ve biraz... Türkçe. Yarısı Türk, yarısı yabancı olan. Yani içinde araba düşünüyorsak camisini de koyacağız. Ona göre binaları yapacağız. İnsanlar orada hem bizim ülkemize adapte olacaklar, hem kendi örf adetlerini yaşayacaklar. Biz mütekabiliyet yasamızda sattığımız mal yeterli değil. Bizim bugün 5 milyar dolar değil, bunu 50 milyar dolara çıkartmamız lazım. Kentsel dönüşümle bu proje entegre olması lazım. Vatandaşlık kentsel dönüşümle entegre olması lazım. İşte o entegre olması kısmında şunu söyleyelim, hani daha anlaşılır olsun diye söylüyorum ben. Neticede kentsel dönüşüm kapsamında bir yer yıkılıp yapıldığı zaman biraz daha işte birkaç tane ya da işte biraz daha fazla konut çıkıyor, öyle değil mi? Bunları diyorsunuz. Hayır, ben şunu diyorum hanımefendi. Biz oradan de adam yetkili sorumsuz. Yasa çıkartıyor. Yetkili sorumsuz. Her yetkisi var, hiçbir sorumluluğu yok. Ya sen yasa çıkartıyorsun. Yönetmeliksiz yasa mı olur ya? Bizim Türkiye'de sorumlu yetkilileri koymamız lazım. Ya devlet bir organdır sonuçta. Yönetimden sorumludur. Cumhurbaşkanının şu anda her yetkisi var. İsterse dışarıdan bakan tanıtır, isterse genel müdür. Ya bu siyasetçileri bir müddet operasyonel merkezlerinde siyasetçilerin biraz az yer alması lazım. Bu siyasetçi ve siyaset zihniyetiyle bizde adam bilmiyor. Ne yapacaksın şimdi? Bu saatten sonra adamı oturup da sabah tanışma anlatacak halin yok. Ya bırakın biraz bildiklerini, bilen adamlara.
Yapsınlar size. Getirsinler ülkeye 100 milyar dolar dövizi. Bak nasıl geliyormuş görün. Yapamıyorsunuz ya. Yapamıyorlar. Bu kadar basit. Ve Türkiye'ye büyük zarar veriyorlar. Yani yazboz tahtası değil bu iş. İşte biz kentsel dönüşümü yanlış yaptık. 5 sene bir daha değiştireceğiz. Bir 5 sene sonra yeniden değiştirmeleri mi dinleyeceğiz? Böyle bir şey yok. Kesinlikle özel sektörden, avukatlardan, özel sektörden, önemli kişilerden, finans kurumlarından bunların kesinlikle bir takım çalışması yaparak bu Türkiye'de yetkili sorumluları tayin etmemiz lazım. Şimdi biz yetkili sorumsuzlarla bir şey yapamıyoruz. Yani dünyada insanlar, Amerika kimmiş ya Amerika? 153 milyar dolar mal satıyor. Çok uzak insana. Ne satıyor? Güveni satıyor, sistemi satıyor. 200 milyar dolar kurumsal satıyor. Bu ülke tam İpek yolunun ortasında. 200 milyon insanın 2 sene sonra ineceği bir ülke. Lojistik olarak bundan, bu ülkeden daha güzel bir ülke yok. Bu ülke yabancı sermaye çekiminde dünyanın önemli üretim merkezi olmaya çok müsait. Bu zihniyet devrimini yapmak lazım. Bir kere insanlar Türkiye'den bir şey olmaz zihniyetinden uzaklaşması lazım. Biz yapamayız anlayışından uzaklaşması lazım. Zihinsel dönüşüm olmadan ülkede sistemi fiziksel değişik olarak kentsel dönüşüm. Bunlar birisi olmaz. Siz eğitimde bir dönüşüme geçmeden siz daha saydam, daha demokrasinizi geliştirmeden bunları yapamazsınız. Ki yapamıyoruz da zaten. Evet. Hatalar çıkıyor ya da işte dediğiniz gibi en başta yola çıkıyoruz. Aslında kanunlar var. Ben hani hep söylüyorum bunu. Beğeniriz beğenmeyiz, eksik buluruz. Eksikleri olabilir. Ama neticede biz denetim sistemini biraz daha yoğunlaştırıp iyi bir denetim sistemiyle bu kanunları çalıştırırız diye düşünüyorum ben. Evet, bakın. Tenkit ettiğimiz şeylerin bile ne kadar mükemmel olduğunu, mükemmeli bile tenkit edecek kadar seviyeyi arttırdık. Esasında kentsel dönüşümde 5 senede o kadar harikalar yapılmış ki. Fakat bizim beklentilerimiz yüksek. Yüksek olduğu için çıtayı yükseltiyoruz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Esasında harika işler yapıldı ama Türkiye artık G7'ler arasında yer alması için bu G20'lerin liginde, yani mahalli ligindeki başarıları övme zamanı değil. Bizim konuşacağımız konu, biz neden G7'ler arasında değiliz? İşte bu zihniyet devrimleri, bu eğitim devrimleri, bu yüksek katma değerli demokrasiler bizi kentsel dönüşümü mükemmel yapmamıza sağlayacak ki biz bunu yapabilecek güçteyiz. Eminim ki ekip olarak başaracağız. Önce yapılmışı bir kere, önce bir teşekkür edelim. 5 senede bana göre çok muazzam işler. Eksiği çok mu? Çok. Ama artık bundan sonrasını göreceksiniz. Bizim hükümetimiz de bunları görüyor. Çözüm bulmaya çalışıyor. Proje çok büyük. Ekip küçük. Şartlar düşük. Bir de bizim Türkiye'de 2 adam var. Şimdi hükümet yapmak istiyor. Fakat karşısındaki insanlar da bu hükümet nasıl başarısız olsun, siyasi seçimlerde nasıl kaybetsin diye, nasıl yaptırırız diye baskılar da var. Bunu da bilelim yani. Yani bu da var yani. Var, evet, doğru. Bir iş yapmak isteyen adam var. Bir de iş yaptırmayamak için uğraşan bir ayrı bir kadrolar var. Bu muhalefette de var. Bu mimarlar odasında da var. Bu rakip yerlerde, yerel belediye var kardeşim. Nasıl yaptırmam diye duran. Onlar da çok zorlanıyorlar. Yani bu bir milli projedir. Bir kere çok zor bir aslında iş. Kentsel, evet, dönüşüm başlı başına gerçekten çok zor bir iş. Ve bu 5 yıl içerisinde ben de hani gelişmeleri çok hani ciddi anlamda olumlu buluyorum. Çünkü bugün yeni bir bina yapmak, yeni bir proje üretmek bile o kadar zaman, o kadar finansman alıyor ki. Evet, birçok müteahhit bile şu anda hani en başta girdiler ama sonra baktılar ki hiç işin ucu göründüğü gibi değil. Birçoğu da zaten vazgeçti, geri çıktı. Hani düşünün, bir inşaat firması bir bölgeyi ya da bir binayı değiştirirken oradaki insanlarla tek tek konuşması, onları ikna etmesi, insanların talepleri, işte müteahhidin kazancı vesaire, aynı noktada birleşmeleri bile çok, işte en az bir sene iki seneyi alıyor. Neden? Çünkü biz bunları yasayla beraber hak sahibi uzlaşma ofisleri kuracaktık. Şimdi ben böyle bazı projeler içerisindeyim. Yani ofisin dizaynını çizecek adam bile yok. Yani siz şimdi önce gideceksiniz,
Kimlerle anlaşıyorsunuz? Tapudan bütün belgeleri alacaksınız. Takkidat, tapu kayıt süreçten alacaksınız. Tapu sahibi alacaksınız. Kapıdan içeri giriyor Hatice olacak. Sen kimsin kardeşim? Ver bakalım nüfus kağıdını. Ver bakalım bir kere tapu belgeni. İçeride görüşemezsiniz. Bir ayrı bir ekiple görüşecek. Sonra ondan sonra ayrı bir ekip. Ve insanlara tek istikrarlı bir sözleşme sunulmuyor. Tek istikrarlı her önüne gelen farklı konuşuyor. Sonuçta çünkü biz önce ihtisas ofislerini kurmamışız. Zaten ihtisas adamlarımız yok ki. Ne emlak yasamız var. Ne biz kentsel dönüşümle ilgili hukukçu üretmişiz. 5 yıldan beri bu işle ilgili aynı hukukçular, aynı tas, aynı hamam kardeşim. Bakın başta söyledik 7,5 milyon yapı stoğunun dönüşmesi gerekiyor. Bu ne demek? Demek ki yarıya yakın, yani 15 milyon yapı stoğunun yarısı hemen hemen ya bizde ya bir yakınımızda, akrabamızda, arkadaşımızda vesaire mutlaka hani etrafımızda çok yoğun bir şekilde bu süreçlerin içerisindeyiz. Benim de çok biliyorsunuz hani ilgi alanıma da giriyor. Bu konuda hani bir de kitapta yazdım ben. Sağ olun, teşekkürler. Hep şunu gördüm ben daha önceki yaptığım programlarda da insanların inanılmaz soruları var ve bu soruların cevaplarını alabilecekleri bir merci tam anlamıyla yok. Evet, şu anda bakanlığın bir hattı var, o hattı arayabiliyorlar. İşte belki belediyelere gidebilir ama yeterli mi? Bence yetmiyor. İşte birebir bu ofislerle kişilere ulaşıyor devlet olmak gerekiyor. Devlet bu konuda 3 tane büyük bir girişimde bulundu. Kentsel Dönüşüm Dergisi, Kentsel Dönüşüm TV, hak sahipleri ofislerinin yapılanıp bunların franchise'lerinin açılarak çok iyi çalışması. Bunlar artık Türkiye'de görüldü ve çözülecek. Şimdi hastalığın belli yerleri tespit edildi. Bundan sonra çözüm safhalarına gidiliyor. Teşhis edilmeyen hastalık yerleri çok fazla daha. Yani daha ama olsun. Biz atın mahını... Şey yaşadıkça öğreniyoruz Müjdat yani Bey. Öyle mecburuz. Söyleyelim. Yaşadıkça... Hayır, mecburuz. Çünkü Türkiye'nin öyle mevcut yasaları var ki, yasalar görüyorsunuz tarla başında yatırımcı büyük bir risk alıyor. Orayı yapıyor fakat gazetelerde okuyoruz 3-4 gün evvel. Efendim neymiş? Tarla başı planları komple iptal. Al başına bela. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Evet. Çünkü Türkiye'nin bir biz Türkiye'yi kaptırmayız diyen bir zihniyet var. Yani Türkiye'yi diyor leşin içinde kalsın. O tarla başı pisliği devam etsin. Onu kabulleniyor. Orada esrar satılsın, orada fuhuş olsun, orada bütün bir terk edilmiş bölge olsun. İnsanlar bunu kabulleniyor. Ama oraya bir yatırımcı, bir girişimci grup, bir belediye, bir idare, bir risk alıyor. Ya biz burayı yapacağız diyor. Yahu herkes bunu nasıl yaptırmayacağız diye el birliği içinde çalışılıyor. Halbuki böyle bir zihniyet maalesef. Böyle bir zihniyet var. Önce Türkiye'de şu zihniyet, kentsel dönüşüm bir siyasi iradede bunu halka mal etmesi lazımdı. Anlatabiliyor muyum? Kentsel dönüşüm bir siyasetin ürünü değildir. Bir siyasi partinin ürünü değildir. Kentsel dönüşüm bizim dünyadaki en büyük ürünümüzdür, milli bir ürünümüzdür. Biz bunu bugün Afrika'ya da satarız. Biz bugün bunu Hindistan'a şimdi 50 bin tane ev projemiz var. Çin'e de satarız. Türkiye Cumhuriyeti'ne satarız. Yani müteahhitimizle. Biz dünyanın en iyi mimarlarını yaratıyoruz. Geçen gün gördünüz. Hükümette de büyük bir zihniyet devrimi var. Yani AKM'yi gidiyor. Murat Tabanlıoğlu gibi dünyanın en büyük yetiştirdiğimiz mimarımızı onur ediyor. Babasını onur ediyor. O şahane bir şey yapıyor. Bizde çok iyi şeyler var. Biraz da böyle iyi şeyler konuşalım. Evet, göreceksiniz bakın. Dünyanın bizim mimarlarımız dünyada en büyük ödülleri alıyor. Amerika'da gidin en büyük projelere bakın altından çükler çıkıyor. Yani Amerika'da... Ama kendi ülkemizde biraz başarısız mıyız? Değil, başarısız değiliz. Çünkü çok, yapılara ben baktığım zaman... Hayır, bizimkilerde başarısız olmamız sebebi şu. Bizim Türkiye'de iş yapan müteahhit ne için yapıyor şu anda biliyorsun? Mimar, en iyi mimar, en fazla metrekareyi kim çıkartıyor? Belediye ile ilişkileri kim? O mimar kazanıyor. O zaman müteahhit tüccar mimar oluştu, tüccar mimar. Halbuki müteahhide kazandıran mimar. Kazandıran mimar en iyi aslında, mimar. Anladım. Yani bir relationship, yani bunu ilişki kuran, en fazla metrekareye çalıştıran. Bu olmamalı. Mimarlık öne çıkmalı. Çizgi öne çıkmalı. Fakat bu Türkiye'de adamını bul zihniyeti var. İhtisaslı olmak önemli değil. Bu Osmanlı'nın gerileme döneminde başlamış, hala devam ediyor. Osmanlı'nın liyakata göre değil. Kimi tanıyorsun anlayışına göre. Senin ne bildiğin önemli değildir. Sen kimi tanıyorsun önemlidir. Dediğimi anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden insanlar bilgiye önem vermez. İnsan tanımaya vakitlerinin %80'ini ayırırlar.
O yüzden de ortaya bir eser çıkmaz. Kitap okumaz. Ya bakın Amerika'da 60 yaşında daha doktora yapan adam var. Bizde adam 60 yaşında dedim mi? Bana 64 yaşında emekli arkadaşım, sen daha neden çalışıyorsun? Ne demek ya? 64 yaşında insan emekli olur mu? Olmaz mı? Kaç yaşında olmaz. Emekli olmak gerekiyor? İnsan öleceği gülmeden bir gün öleceği gün emekli olur. Güzel, evet. Böylece erken emekli olmayı düşünenlere buradan bir mesaj vermiş olduk Müjdat Bey. Ölene kadar çalışacağız. Çalışacağız. Evet, ülkemizin de buna ihtiyacı var. Evet. Öyle diyelim. Son 1-2 dakikamız kaldı. Şöyle toparlamak istiyorum. Tabii bayağı biz farklı farklı konulara girdik ama kentsel dönüşüm etrafında konuşmaya çalıştık. Mimarlık dediniz. Hemen ben yani şu son bir dakika içerisinde toparlarsanız çok sevineceğim. İstanbul geneline baktığımız zaman tarihiyle ve sanatla dedik. Bunları nasıl koruyacağız? İşte Beyoğlu dediniz. Orada çok fazla var. Çok örneğin. Güzel bir soru sordunuz. Ama bir dakikada toparlamanızı rica edeceğim. Evet, çok söyleyeyim. Türkiye'de sizinle beraber de gittik. Bu çifte minareli Erzurum'u gördük. Erzurum'da tarihle şehri hiç birleştirilmemiş. Sadece oraya bugün Sovyet blokları gibi bloklar yapılmıştı. Türkiye'de de bugün Haliç mimarisine hiç uygun olmayan yüksek yapılar veriyoruz. Halbuki burası dünyanın en büyük tarihi eser. Beyoğlu hakeza öyle. Yani Sultanahmet, Süleymaniye bunlar tarihin en büyük değerleri. Biz bu değerleri Eskişehir yaparak dünyada insanların, turistlerin gittiği en önemli yer Eskişehir'e gidersiniz. Biz Eskişehir'i tarihle doğayı, insanı birleştirirsek İstanbul'un değerini 50 misli arttırırız. Bugün Londra'nın 40 bin dolarlar, efendim New York'un 35 bin dolarlar, Monaco'nun 67 bin dolarlar olduğu yerde İstanbul artık 15 bin dolarlara gelebilmesi için tarihle kentsel dönüşümü birleştirmek mecburiyetindeyiz. O yüzden o tarlabaşı projeleri gibi tarihi içine alan projelere hayranlıkla bakıyorum. Bunlar gayet güzel şeyler. O Piyalepaşı'ndaki çirkinliği kaldırıp oraya güzel bir tarihle birbirine uyumlu bir proje yapmaya çalışanları takdir ediyorum. Kesinlikle Eminönü Belediye Başkanı iyi işler yapıyor. Takdir ediyorum. Türkiye bu konuda gayet doğru şeyler yaparsa mimarla, siyasetçi, hele bu inşaatçılar odası, mimarlar odası, bunlar tarihi korumayı, kentsel dönüşümle tarihi birleştirmeyi hedeflemelidirler. Evet, şehri aslında yapılaşırken özüne, onun karakterine, işte tarihine, işte başta İstanbul olmak üzere yeni yapıların da buna uyum sağlayacak şekilde uygun yapılıyor, uygun mimarda yapılıyor olması bu şehre aslında bir sorumluluğumuz aynı zamanda. Dolayısıyla kentsel dönüşüm de bu işin önemli bir ucu olduğu için kentsel dönüşümün içerisine dahil ederek de bunu konuşmuş olduk. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben çağırdım. Ayaklarınıza sağlık. Güzel bir program oldu. Tekrar inşallah burada beraber yeni programlarla konuşuyor olacağız sizlerle. Efendim bizden bugün bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.